Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze namazına katıldığı Elazığ'ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı'nın yazdığı kitaplar adına açılan vakfa, evindeki diğer yüzlerce kitapsa Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı. Babam adına bir vakıf kuruldu. Han Vakfı, Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı diye. Elimizde bulunan bizim beraplarımız, şecerelerimiz ve babamın yazmış olduğu kitaplar bu Han Vakfı'na kaydı yapıldı. Artık onlar vakıf malı, vakfa ait. Onun dışındaki kitapları da Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. Ankara'daki yeni açılan külliye kütüphanesine bağışta bulunmak istiyoruz dedim. Kendileri de sağ olsunlar uygun gördüler. Orada babam adına açılacak bir köşe, hazırlanacak bir köşede kitaplarını oraya koymak suretiyle insanların istifadesine sunmak istiyoruz. En azından orada öğrenmek isteyenler, talebeler, öğrenciler oradan gelirler, o kitaplardan istifade ederler ve babamıza da dua ederler. Babasının kendisini Kur'an'a ve İslam'a vakfetmiş Türkiye'nin özel hocalarından biri olduğunu belirten Asım Nazırlı, Cumhurbaşkanı ile farklı bir muhabbeti vardı dedi. Her geldiğinde sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Elazığ'da gerekse biz Ankara'ya gittiğimizde gelirdi, ziyaretlerinde bulurdu, sohbetlerini yaparlardı. Geldiğinde de bir hafıza, ömrünü Kur'an'a adamış olan bir insana verilebilecek en güzel hediye Kur'an-ı Kerim'i getirirdi. Kur'an-ı Kerim hediye ederdi. Biz de o istifade ederdik aslında. En azından Sayın Cumhurbaşkanımızın hediyesi diye biz de okurduk ondan. Diğer kişisel eşyaları, hediyeleri ve odasını muhafaza etmeyi düşündüklerini dile getiren Nazırlı, ziyaret için gelmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Her ne kadar bizim kan bağımız varsa da, babamızsa da artık Hafız Abdullah Nazırlı Elazığ'a mal olmuş birisi. Onun için kendisini sevenlere, talebelere her zaman kapımız açık gelirler, odasını ziyaret edebilirler. Ve bizim de aslında hoşumuza gider, memnun oluruz. En azından babamıza bir dua okurlar, bir Fatiha okurlar. Öte yandan Hafız Abdullah Nazırlı'nın hastanede tedavi altına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Nazırlı'nın Edirne Selimiye Camii'ni ziyareti sırasında dua isteyen vatandaşlara dua ettiği ve bu sırada bir kadının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Dünyada da ehli iman, ehli İslam ile beraber kısın. İnşallah. Ahirette de Müslümanlarla ehli cennet ile beraber kısın. İnşallah, amin. Onunla beraber bizi cennetine göndersin. Amin. Her türlü kazadan, beladan, dertten, kederden bizleri emin eylesin. Amin. Amin.